Biliyorsunuz bu adaylık süreci 20 Mayıs 2022 Cuma günü sonlanıyor. Bizim erken davranmamızın sebebi 30 Nisan'la 30 Haziran arasında 2 aylık bir süreç vardı. Ama şimdi 11 Haziran'da seçildiğimizi düşünün, mazbatayı 15'inde aldığımızı düşünün. 15 günlük bir süreç kalıyor. Bu süreç içinde transferlerin tamamlanması, yeni transferlerin gelmesi, hocanın yolu ayırmayı düşündüğü kişiler varsa onlarla ayrılmak, kampın programlanması, bunlar için çok az bir süre kalıyor. Dolayısıyla şu an biz büyük ihtimalle diğer başkan adayı da seçilmiş gibi transfer çalışmaları ile ilgili mutlaka ekiplerini çalıştıracak. Herkesin kendi ekipleri var. Mutlaka eldeki yönetimden bilgi alacak. Onların bir çalışmaları varsa biz onları da değerlendireceğiz. Bir yandan biliyorsunuz voleybol, bir yandan basketbol ve amatör branşlarımız var. Yani Galatasaray Spor Kulübü. Tek başına futbol değil. Futbol ana dinamomuz. Onun için istedik ki biz bu kıymetli zamanı seçim çalışmasıyla heba etmeyelim. Bu seçim çalışmasını bir an önce aradan çıkaralım. Yönetim çalışmasıyla devam edelim. Onun için yönetim ekibimiz burada. Şu an sadece programımızı yarınından bugüne aldığımız için Dikran Bey burada değil. Bugün akşam üstünden itibaren Dikran Bey de bizle beraber. 2 gün önce zaten yönetim toplantımızı yaptık. Tam gaz çalışmaya devam ediyoruz. Ara ara kulüpten farklı konularda bilgi istiyoruz. Onları da alıyoruz. Yani voleybol iyi gidiyor, basketbol iyi gidiyor. Orada fikri katkılarımız oluyor. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Futbolla ilgili henüz bizden bir bilgi istemediler. Kendileri de bir bilgi arz etmediler. Futbolda zaten çok kötü bir sezon geçiriyoruz. Onlar da herhalde sezon kapanıp mevcut hoca ve teknik heyetin bir rapor sunmasını bekliyorlar. Zaten bu hafta sonu değil, önümüzdeki hafta sonu lig bitiyor. Biter bitmez herhalde mevcut kadro onlara bir rapor sunacak. Onlar da bizle onu paylaşacaklar. Şu ana kadar biz iletişimde mevcut yönetimle bir sıkıntı yaşamadık. Özellikle voleybolda ve basketbolda iyi giden düzenin, oradaki ekiplerin, oradaki yöneticilerin devam etmesini istiyoruz. Amacımız bizim tanıdıklarımızın orada olması değil, Galatasaray'ın daha iyi yönetilmesi, daha ileri gitmesi. Bu her branş için geçerli. Tüm branşlarda mevcut bizi iyi götüren taraflarla biz onlara destek vermeye devam edeceğiz. Futbolda mutlaka yeni bir yapılanma olacak. Çünkü şu anki sonuçlar zaten burada kötü yönetildiğini gösteriyor. Kötü yönetilenin devamı olmaz. Futbol dışındaki alanlarda büyük ihtimalle yönetimin mevcut düzenine çok fazla dokunmayacağız. Bir kere hukuken çıkar ama Galatasaray, yani Galatasaray Lisesi'nden çıkan bir kültür yuvasından çıkan bir değerler silsilesinin kaya gibi durduğu bir yerde bu tip kapı arkası işler şık karşılanmaz. Sandıkta gereken dersi alır. Yani onun için şu an iki adayın dışında çıkacak herkes eminim ki %100 sandıkta gereken dersi alacaktır. Galatasaray'ın artık yeni bir kaosa değil, birliğe beraberliğe ihtiyacı var. Kavgaya değil, barışa ihtiyacı var. Artık taraftar da, üye de, tüm kamuoyu da Galatasaray'ın neleri yapacağını görmek istiyor. Bizi kimin başkan olacağından çok Galatasaray'ın gelecekte elde edeceği başarılar ilgilendiriyor. Biz şahsen yönetmeye geliyoruz. Projelerimizle, ekibimizle. Yoksa Galatasaray'ın bugün de başkanı var, dün de vardı, yarın da olacak. Yani başkanın adından çok bence 117 yıllık felsefenin daha ileri taşınması önemli. Ben iki adayın dışında bir aday çıkacağını düşünmüyorum. İki adayın dışında çıkacak aday Galatasaray içinde kendi kimliğini bitirmiş olur. Yani şovunu yapmış olur. 3 gün, 5 gün. Ama ondan sonra
hangi yüzle bizlerin arasında oturur, yarattığı kaosun sonuçlarını tartmaz mı bilmiyorum. Mutlaka tartacaktır ve üçüncü bir aday çıkmayacaktır arkadaşlar. Çıkan adayı Galatasaray kendi tarihi içinde yok edecektir. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Biz bugün adaylık listemizi verdik. Adaylık başvurumuzu yaptık. Önümüzdeki hafta çarşamba günü de kurullarımızla beraber tüm listemizi vereceğiz. Birazdan buradan ayrıldıktan sonra anonim şirketlerdeki arkadaşlarımızın son halini getireceğiz ve önümüzdeki haftadan itibaren onları duyurmaya başlayacağız. Yani biz yönetim ve kurullar tarafını bitirdik. Önümüzdeki haftadan itibaren gayrimenkul AŞ'de, sportif AŞ'de, dijital AŞ'de, televizyonculukta yer alacak arkadaşlarımızla toplantılara başlayacağız. Çünkü çok kıymetli 41 günü kaybettik şu an. Onun için bunu yapanların ikinci defa teşebbüs edeceklerini düşünmüyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. Bir fotoğraf rica edeceğiz. Tabii. Şöyle duralım. Hatta biz biraz daha geri gidelim. Evet, başkanım. Evet, başkanım. Şunu aradım. Bu derslik yeterlidir. Teşekkür ederim.